Renk Ahenk'e hoş geldiniz. Bu hafta sizlere yine dopdolu bir içerik hazırlamaya çalıştık. Programımızın bir film bölümümüzle başlayalım. Bu hafta bir film bölümümüzde sizlere bir belgeselden bahsedeceğiz. The Last Lions. Belgesel izleyeyim, bilmediğim bir dünyayı keşfedeyim derken bir anda hayata dair sorgulamalara girişeceğiniz ve duygu yoğunluğundan dolayı gözyaşlarınıza hakim olamayacağınız bir belgesel, dolayısıyla belgeselden ziyade bir film havasında özel bir yapım. The Last Lions, yani Son Aslanlar, Botswana'da dişi bir aslanın yavrularını büyütme çabasının gerilimli ve acıklı öyküsünü aktaran bir belgesel. Bu olağanüstü belgesel, National Geographic Society'nin Büyük Kediler Girişimi tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan aslanları koruma altına almak amacıyla hazırlanmıştır. Yönetmen Derek ve Beverly Huberts, Botswana'da 28 yıl boyunca aslanları incelemiş. Yönetmenler, Maditao adını verdikleri aslanı ve yavrularını 2 yıl gözlemlemiş. Çift, filmi tamamlamak için 2 yıl boyunca aslanların, fillerin ve bizonların dolaştığı Okavango Deltası'nda çadırda yaşamış. Yönetmen Derek Huberts, film için şunları söyler. 100 saatlik görüntü çektik ancak belgeselde 1,5 saatlik görüntü sunuyoruz. Bu hayvanlar çok duygusal. Keder, nefret, korkuyu hatta aşkı şiddetle yaşıyorlar. Ancak bu duyguların aslanlarda nasıl bir şekil aldığını bilmiyoruz. Bu duygulara sahip olanların yalnızca insanlar olduğunu iddia etmek yanlış olur. Bir kitap bölümümüzde sizlere bu hafta Stanislav Lem'in Solaris kitabından bahsedeceğiz. Kitabı unuttum. Sizlere öylece alıntı yapmadan anlatacağım. Solaris kitabı bir bilim kurgu kitabı. Chris Kelvin Solaris'e gittiğinde oradaki araştırmacılarda garip tavırlar görür ve bunu yadırgar. Fakat daha sonra aynı davranışları kendisi de sergilemeye başlar. Çünkü farklı farklı olaylar yaşanmaktadır. İnsanın normalde dünyada bilinç dışına sızmadan ya da kendi iç benliğine uzun bir yolculuk yapmadan göremeyeceği şeyleri orada görünür bir şekilde yaşamaktadırlar. Solaris'te bulunan bir jel kıvamındaki bir gölet adeta bilinçli bir varlıktır ve orada yaşayan kişileri kendi geçmişleriyle ve kendi zihinlerindeki sorunlu bölgelerle onları yüzleştirmekte, yani onları aslında temizlemektedir. İlginç bir deneyimdir. Kişinin kendisini kavrayabilmesi, anlayabilmesi ve ondan sonra yoluna devam etmesini sağlayabilmesi açısından. Aynı zamanda bu kitap o kadar ilham verici bir kitap ki bugün usta yönetmen olarak anılan Andrei Tarkovski ve yeni çağın yönetmenlerinden Steven Soderbergh bu kitabı doğrudan uyarlama şeklinde çekmişlerdir. Her iki filmi de tavsiye ederim. Bir yazar bölümümüzde bu hafta çocukların hikayesini çok sevdiği, yetişkinlerin de imgelemeni çok sevdiği Küçük Prens kitabının yazarı Antoine de Saint-Exupéry'den bahsedeceğiz. Antoine de Saint-Exupéry 29 Haziran 1900'de Fransa'nın Lyon şehrinde doğdu. Aristokrat bir aileye mensup olan Exupéry 4 yaşındayken babasını kaybetti. Babasının ardından aile hızla yoksullaştı. Anneleri kültürlü bir kadındı. İlk öğretmenleri anneleri oldu. Exupéry okulda başarılı değildi. Ödevlerle arası yoktu. Sürekli ceza alıyordu. Uçaklarla 12 yaşında tanıştı. Evlerinin yanındaki havaalanına gizlice girer, uçakları yakından seyrederdi. 12 yaşındayken bir pilot onu uçağına aldı ve uçurdu. Liseyi bitirdikten sonra pilot olmayı çok istediği halde annesini kırmamak için denizcilik okuluna kaydoldu. 19 yaşında mimarlık fakültesine girdi. 21 yaşında orduya çağrıldı. Eğitimini yarıda bırakıp askere gitti. Askerlik görevini Fransız Hava Kuvvetleri'nde teknisyen olarak yaptı. Strasbourg şehrinde pilotluk eğitimi aldı. Askerliğin ardından ailesinin isteği üzerine Paris'te bir ofiste kamyon satıcısı olarak çalışmaya başladı. Ticaret yaşantısında başarısız oldu. Bu arada yazı yazmaya başladı. 1926 yılı hayatında bir dönüm noktası oldu. Tekrar uçmaya başlamıştı. Toulouse ve Dakar arasında posta servisi yapan uçağın pilotu olarak göreve başladı. İlk kitabı Güney Postası'nı bitirdi. Burada ilk uçuş deneyimini anlatıyordu. Aynı şirketin Arjantin bölge sorumluluğuna getirildi. Gece Uçuşu adlı romanı Arjantin'deki yaşantısını anlatır. 35 yaşındayken uçağı arıza yaptı ve Tunus'ta çöle zorunlu iniş yaptı. Kayboldu.
4 günlük zorlu çöl macerası ardından bir bedevi tarafından bulundu. İspanya İç Savaşı boyunca Fransız gazetesi adına muhabir olarak görev yaptı. Havacılık alanında birçok buluşa imza attı. Gece uçuşlarını düzenleyen cihazların geliştirilmesinde katkı sağladı. İkinci Dünya Savaşı başladığında Fransa, Almanya'nın işgaline uğradı. Komutanları Exupéry'ye sağlık durumunun savaş şartlarına uygun olmadığını söylemesine rağmen o askere yazıldı. Fransa'nın yenilgisi üzerine ABD'ye gitti. Buradayken yazdığı Dünya ve İnsanlar ile Savaş Pilotu adlı iki kitabı New York'ta çok tuttu. En önemli eseri Küçük Prens'i de bu dönemde yazdı. 31 Temmuz 1944'te uçağı vuruldu ve Marsilya açıklarında denize düştü. Uçağının enkazı ölümünden 56 yıl sonra 2000 yılında balıkçılar tarafından bulundu. Renk Ahengim bir şahsiyet bölümünde bu hafta yazar, şair Mustafa Karaosmanoğlu'nu ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Covid sizin sürecini tanışmış olduğunuz kendisiyle evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayatın bir parçası tabii her şey. Aslında salgınlar belki de en az yaşandığı bir dönemde yaşadığımız için bize yabancı geliyor. İnsanın çok da tanışık olduğu bir şey. Mesela bundan 60-70 yıl öncesine gittiğimizde daha sık salgınların olduğu dönemlere rastlıyoruz. Ve o zamanlar insanoğlu bu salgınlarla baş edebilmek, onları yenebilmek için bayağı bir uğraştı. Tabii elindeki o kıt imkanlarla bayağı kayıplar verdi. Hatta daha geriye doğru gittiğimizde belki de dünya nüfusunun bir salgında yaralandığını söyleyen tarihçiler falan var. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama böyle bir kayıtlar var. İşte bu böyle bir şeydi. Ben de payıma düşeni yaşadım. Tabii zor bir şeydi. Geçti gitti öyle diyeyim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çoğu insan bu hayatta bir rolü olduğunu düşünür. Belli bir aşamadan sonra o rolüyle tanışmaya başlar. Bir yerden sonra da der ki galiba benim bu hayattaki rolüm şu. Sizin için böyle bir cümle kurmanızı istesem ya da henüz bu cümleyi kurabildiniz mi? Benim bu hayattaki rolüm şu galiba. Şimdi şu var. Benim ne seçtiğim tabii ki çok önemli. Ama benim için seçilenler de o kadar önemli. Yani dolayısıyla ben hayatı sadece kendi seçtiklerim üzerinden değil, benim için seçilenler ve kendi seçtiklerimin bileşenleri üzerinden yaşayan birisiyim. Şöyle baktığımızda mesela İslam'da var olan şekliyle söylemek gerekirse eğer benim kendi cüz'ü iradem belirlediği bazı şeyler var. Bunları seçiyorum. Ama başkalarının benim üzerimdeki cüz'ü iradeleri, işin enteresan tarafı var olmaya başladıkları andan itibaren benim için küllü irade olma noktasında tezahür ediyorlar. Dolayısıyla benim de kendi cüz'ü iradem eğer başkalarına yönelmişse ve harekete geçmişse ve bir oluş tamamlamışsa o oluş başkasının da küllü iradesi haline geliyor. Şimdi böyle bir dönüşüm var. Siz o dönüşümü sadece kendi cüz'ü iradenize bakarak ya işte ben bunu bu şekilde gerçekleştirdim deme lüksüne sahip değilsiniz. Çünkü karşınızda sizden daha büyük, daha kümülatif bir alana hükmeden şey var. Küllü irade var. Onun için de bir şey ifade ediyorsunuz siz. Orada kararlılığın bir etkisi var mıdır peki? Tabii ki yani benim bir tane hocam vardı Şahin Uçar. Bu antik kültürde söylenen bir söz vardır. Hani insan düşünen bir hayvandır özür dilerim şeklinde. Onu şu şekilde söylerdi. İşte insan derdi düşündüğünü zanneden bir hayvandır derdi. Şimdi bazı şeyleri biz gerçekten yapıp etme noktasında neyin ne olduğunu tam anlamıyla meselenin külüne vakıf olmadığımızdan dolayı tam olarak idrak edebilmiş değiliz. Yani mesela meselenin hakikati dediğimizde bu görünür olan mıdır yoksa bizim niyetimiz midir diye bir soruyla karşılık verdiğimizde işin enteresan tarafı bana kalırsa bizim niyetimiz meselenin hakikatini çok daha fazla belirleyici bir şey. Ama yani görünür olan da bunun içinde var olan bir şeyle sizi etkiliyor. Dolayısıyla her ikisinin ortaya çıkıp kendini
dört başı mamur bir şekilde konumlandırdığı yer belki meselenin hakikati orası. Hatta şöyle de diyebiliriz. Mesela o dediğimiz yer belli bir akışkanlık içinde geçip giden bir yer. Dolayısıyla bir tür daha yukarıdan baktığımızda bir tür şeye sahip, geçişkenliğe sahip. Fakat ona ait sizin niyetiniz eğer belirlenmiş bir şeyse o sabitin etrafında ki sizin niyetiniz orada sabit haline geliyor ve o sabitin etrafında diğerinin döndüğünü görüyorsunuz. Ha, bu da sizin hayata dair ilerleme fikrinizi belli bir yere kadar getirme durumunu size sağlıyor. Böyle bir tarafı var. Hayat çok girift bir şey. Yani bir tarafından tuttuğunuzda diğer tarafını size vermiyor, kıskanç. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Belki de yüzlerce, binlerce ayağı olan bir mekanizma. Ama işin enteresan tarafı şu ki, bütün ayaklarıyla yürürken bir kısım ayağıyla diğerine basıyor. Tökezlerken kendini de ileriye atıyor. Hem tökezliyor hem de kendini ileriye atıyor. Yani dolayısıyla böyle yaralı bir yürüyüşü vardır hayatın. Ve bu şekilde devam eder gider. Herkes de bundan bir tür payını alır. Peki orada, estağfurullah. Niyet dediniz ya, kendi niyeti, kendi hayalinde kurduğu gerçeklik. Orada peki insan gerçekliği olduğu gibi algılamaya başlamaya yaklaştığında o külli akışla kendi cüz'i akışı da ama aynı doğrusalda gitmeye başlıyor. Hani kendi niyetiyle gerçeklik birbirine yakın hale gelmiş oluyor. Onu kabullendikten sonra o çok daha büyük bir güce dönüşmüş oluyor sanki. Hani adım atan bir insandan bir lokomotife dönüşüyor gibi. Belki de daha bir sorumluluk. Yani bir güç belki de. Şimdi gücün farklı tezahürleri var. Mesela içinize yönelttiğiniz zaman daha farklılaştırırsınız hikayeyi, dışarıya yönelttiğiniz zaman daha farklılaştırırsınız. Yani bir örnek vermek gerekirse, mesela buna menfaat de diyebiliriz. Şimdi birisini ele aldığımızda eğer menfaat dediğimiz şey, olguyu kendi tekilliğine doğru yöneltmişse biz burada o insanın kötü olduğunu söyleriz. Ama o menfaat denilen olguyu kendinin dışında başkalarına doğru yönetmeye başladığında artık o adamın ideal olmasından vesaireden bahsetmeye başlarız. Dolayısıyla aynı şeydir, çıkar merkezlidir ikisi de. Ama çıkarın neye yöneldiği önemlidir. Şimdi bu negatif olan da böyle bir şey. Fakat pozitif olan da daha değişik tezahür eder. Negatif olan da daha değişik tezahür eder. Mesela ne yaparsınız? Çileyi kendiniz aldığınız zaman, onu yüklendiğiniz zaman işin enteresan tarafı kamusal hayatta daha fazla kahramanlık noktasına gelirsiniz. Daha belirginleşir sizin kahramanlığınız. Ama diğer taraftan baktığınızda o görünür olmaz. Yani dışarıda alemde görünür olmaz. Bu da bir anlamda sizin ne şekilde hangi şartlar altında kullandığınızla ilgili bir şey. Yani bir şey eğer bir şart altında farklı bir şey oluyorsa diğer bütün şeyler o şart altında öyle olacak diye bir dava yok. Hepsinin müthiş derecede değişkenlik var çünkü hepsi farklı bileşenlere sahip. Olduğu bölgenin gerçekliğini kabul etmek. Tabii kendisi şartlar, olduğu bölge, bunların hepsi değişken. Değişken yani bütün o, yani belki Heraklius'u burada daha iyi anlayabiliriz. Yani o değişimi. Yani değişmeyen tek şey, yani değişim dedikleri şey. Belki burada daha iyi anlaşılabilir bir şey. Dolayısıyla bunun öyle bir saçaklandığı, öyle bir gittiği yer var. Ve oradan baktığınız zaman tabii mevzu daha farklı, daha böyle kavranılması belki daha zor. Ama çok da nasıl söyleyeyim, daha derinleşen bir yapıya sahip oluyor. Toplum içerisinde sivrilen liderleri ben birazcık öyle görüyorum. Yani hayal kurmayı bırakıp ya da ideallerini bir tarafa bırakıp gerçeği olduğu gibi alıp onun üzerinden plan yapabilirse eğer bir yerlere gidiyor. Tabii o gerçekliği sürdürebilir mi, sürdüremez mi? Dediğiniz gibi insanın kendi hırsları var, niyetleri var, istekleri var. Kendisini o en saf haliyle ne kadar koruyabiliyor ve gerçekliğe o şekilde de ne kadar hakimse sanki o kadar uzun boylu bir yol gidebiliyor ya da o kadar bir uzun bir geleceğe hükmedebiliyor. Hı hı. Ben şimdi artık sorularıma geçeyim. Buyurun. Güzel bir giriş, güzel bir muhabbet oluyor.
bu yazarlık kısmında ve düşünürlük tabii ki. Yani yazabilmek için önce bir düşünmeye başlamak gerekiyor. Yani, herkes okur biraz. Ama düşüncenin eşlik etmediği bir okuma, hani ha dizi izlemişsiniz, evet. ha kitap okumuşsunuz. Evet. Çünkü öyküyü evet. görüyorsunuz. Düşüncenin eşlik ettiği bir okuma ister istemez bir yerden sonra yazmaya evet. itmiş oluyor. Evet. Buradaki o kırılma noktanız neydi? Sizi ne hayat üzerine düşündürmeye başladı ve ne sizi bu yola sevk etmiş oldu? Benim kuşağım farklı bir kuşak. Biz yani parantez içinde 78 kuşağı denilen bir kuşağız. Dolayısıyla bizim üzerimizde çok şeyler denendi. Yani ne bileyim ben sokaklardaydık. Bir kısmımız öldü, bir kısmımız okudu, bir kısmımız daha fazla çile çekti, bir kısmımız onun kaçışıyla falan yaşadı falan derken bu şekilde devam ede giden bir kuşaktı bizim kuşağımız. Dolayısıyla biz bir türden dışarımızdaki dünyanın bizim üzerimizdeki etkisi hasebiyle onu anlamaya çalışmak gibi bir gayretin içindeydik. Ve okuduk, baktık. Yani o okumayı sadece kitap okumak anlamında da kullanmıyorum. Yani mesela, hayatın kendisini tabii okumak. Yani ağaca bakıp ağaca okursunuz. Ya ben şuna inanırım. Mesela çok iyi bir gözlemci pigmeye bakıp insanoğlunun pigmeye kadar gelen süreçteki bütün detaylarını çıkartabilir. Eğer iyi bir gözlemci ise. Değilse tabii hayırlı bir şey. Bir antropologdan belki bahsediyoruz veyahut da farklı bir etnologdan bahsediyoruz falan. Ama böyle bir tarafı var hikayenin. Şimdi biz de o şekilde bir okumaya gayret vardı. Şimdi bu okumaların içinde tabii siz kendi iç yapınızı da okumaya başlıyorsunuz. Şimdi bizim kuşağımızın yaşadığı dönem görsellikten daha ziyade işitselliğin hakim olduğu bir dönemdi. Ben insanın yapıcı öge olarak kulak merkezli bir dünyanın göz merkezli bir dünyadan çok daha önemli olduğunu düşünenlerden birisiyim. Çünkü göz size tamam olanı verir. Kulaksa eksiltili olanı. Dolayısıyla kulak sizi eksiltili olanı verdiğinden ötürü sizi sürecin içine katar. Siz onu tamamlamaya çalışırsınız. Sizi yoruma zorlar. Tabii yoruma zorlar sizi. Ve siz birdenbire kendinize bir tür kendi iç okumanızı o bağlamda gerçekleştirirsiniz. Hmm. Kulak üzerinden gerçekleşen bir şeydir bu. Mesela sinemada bu gerçekleşmez. Niye? Çünkü romandaki haliyle mesela Anna Karenina'yı siz okuduğunuzda çok farklı yerlere gidersiniz. Anna Karenina üzerinden gidersiniz. İşte başka şeyler Levin üzerinden gidersiniz. Başka şeyler üzerinden gidersiniz. Ama sinemada seyrettiğiniz zaman yönetmenin yorumunda sıkışır kalırsınız. Çünkü orada yönetmen o yorumu kendine göre yapmıştır. Dolayısıyla görsellikle işitselliğin arasındaki fark Anna Karenina'yı okumakla Anna Karenina'yı seyretmek arasındaki fark gibi bir şey olur. Şimdi bizim kuşağımızda da biz belki de son temsilcileri olmamız hasebiyle kulak merkezli insanın daha fazla derinleşebileceği, daha fazla imgeselleşebileceği bir çağda yaşadık. Çünkü imge de öyledir. Kıyısını gösterdiğiniz şeyin zihninizde bütününü tasarlamanız anlamına gelir. Dolayısıyla buradan başladık. Mesela ilk okuduğum kitap Descartes'in Su alabilirsiniz kitabıydı. Şimdilik gerekmiyor. Oradan başladım. Ağır bir kitaptı. Felsefenin ilkeleriydi sanıyorum. Ama benim hoşuma o gidiyordu. Çünkü zihnimi benim daha ziyade dolduran, daha fazla seven. Bir anlam bulmaya çalışıyorsunuz. Tabii bir türden. Anlam anlamın daha önemli olduğunu sevdiğiniz veyahut da işte kabullendiğiniz yıllar. Daha fazla anlamak için daha fazla soyutlaştırdığınız yerler falan. Neyse bu. Böyle bir başlangıç oldu. Tabii ondan sonra okuyorsunuz, ediyorsunuz ve içinizde çok garip bir şekilde ben yazamam ki diye bir duygu oluşuyor. Çünkü karşınızdaki metinler çok önemli, metinler, güçlü metinler falan filan. Zamanla tabii bu belli bir şeyde birikiyor.
belli bir noktada taşkın haline geliyor. Ya yazamazsam da şöyle bir şeyler karalayayım falan dediğiniz zamanlar oluyor. Tabii karalıyorsunuz. Belki de birini taklit ederek yapıyorsunuz bunu. O bir yerde kalıyor. Daha sonra işte okuduğunuzda bakıyorsunuz ki ya bu da güzel bir cümleymiş falan dediğiniz oluyor bir anlamda. Belki bir de narsizmin bir ucu bu ama. Ya da etrafınızdakiler sizi birazcık gıcıklıyor. Yani sen yazsana. Evet bu. Yani bu tabii bana diye. Mesela 23 yaşında sen niye kitap yazmıyorsun gibilerinden bir şeyler söylendi ama tabii yani o arkadaşın bana bunu nereden söylediğini ben hala bilemiyorum. Çünkü ben kendimde asla ve kata öyle bir şey görmüyordum. Çünkü yazılması gereken şeyin okulması da gerektiğine inanan birisiyim. Yani birileri yazıyor tabii. Yani belki bestseller oluyor, belki işte efendim o gün, o ay, o yıl en fazla okunan oluyor. Ama ertesi yıl bir şey kalmıyor. Yani bu önemli bir değerli şey. Değerli olanı yazmak. Tabii değerli yani. Olanı yazmak önemli. Yani yoksa siz yazmışsınız, su üstüne tabii. De yazı yazılıyor ama nihayetinde hemen kayboluyor. O anlamda benim yazıya bakışım bayağı zorluklarla ilgili bir şey. Zor yazdım. Ama daha sonra yazdığımı sevdim mi? Tabii ki sevdiğim yazılarım oldu ama hepsini değil. Mesela yazıyı yazarken çok seviyorum ama yazdıktan sonra çok o kadar fazla sevemiyorum. Öyle de bir tarafı var. Ben de yazarken bazen o an tamam bu oldu diyorum. Bir sürü özellikle yazmayı bırakıyorum. Evet. Bir şeyler izliyorum, bir şeyler dinliyorum, bir şeyler... Sonra bir daha geri dönüyorum evet. O yazıya ve metine baktığımda bu ne şimdi diyorum ya. Onu bakın silip diyorum. Sonra o aradaki geçen deneyimden sonra onu daha olması gerektiği gibi yazdığını düşünüyorum. Sonra bir daha okuduğumda tamam bu olmuş diyebiliyorum. Ben bugün mesela bende de benzer haller olduğu gibi benzemeyen haller de oluyor. Mesela metnimi unuttuğum zaman ya bunu kim yazdı dediğim de oluyor. Evet evet öyle yani, bir şey de var. Aynen. Öyle bir tarafı da var. Tabii yazma serüveni farklı. Dolayısıyla kendiniz de okuyorsunuz yazma serüveninde. Tabii. Aslında insan bir kitabı okurken de o kitabı okumaz. Kendini okur. Bir yandan da yazar o kitabı. Tabii bakın şöyle size söyleyeyim. Mesela siz matematikçi değilsiniz sanıyorum. Size ben matematikle ilgili bir kitap versem siz ondan hiçbir şey anlamazsınız. Ben ondan yine hala sözel anlamlar çıkartmaya çalışıyorum. Hayır belki sözel anlam da olmasın, semboller olsun. Hiçbir şey anlamazsınız. Dolayısıyla o size kitap sizin için boş gümü olur. Ha sizin bir şey anlayabilmeniz için o kitaptaki sizin karşılığınız olması lazım. Ve o karşılık devingen bir şey. Devamlı dönüşen bir şey. Dolayısıyla bir kitabı okuduğunuzda siz aslında o kitapla sizin bileşkenizi okursunuz. O kitabın size karşılık gelen tarafını okursunuz. Ve bu karşılık gelen taraf sizin ne kadar dönüşümlü, ne kadar devingen olduğunuzla da değişen ve dönüşen bir şey haline gelir. Dolayısıyla her okuduğunuzda siz kendi bir farklı bir kendinizi okursunuz, farklı bir kitap okumuş olursunuz. Öyle bir tarafı da var. Şimdi o kitabı okuduğumuzda bu şekilde okuyunca o kitap bizim bir hayat arkadaşımız oluyor ya, ben kitapları evet. O yüzden hiç veremem. İsteyen evet. Kişiye de yenisini alıp veriyorum. Evet. Siz bu konuda nasıl düşünüyorsunuz? Kimisi bunu hani mülkiyetçi bir davranış olarak belirtiyor. Tabii mülkiyet olmadan olmuyor. İnsan yemek yiyor. Verebilir misiniz kitaplarınızı? Şimdi tabii kıskancım. Yani benim de sizin davrandığınız gibi davrandığım zamanlar oldu. Hatta bir iki tane kitabım... Aynı kitaptan birkaç tane kitabım vardı kütüphanede. Onları çünkü önemli. Mesela Aliya İzzet Begoviç'in Doğu Batı Arasındaki İslam. Benim için çok devrimsel bir kitaptır. Müthiş bir kitaptır. Çünkü müthiş açılımlar vardır. Yani bir Müslüman profilimin günümüzde nasıl dünyaya bakması gerektiğine dair çok önemli ipuçları vardır o kitapta mesela. Ben sanat üzerine olsun, mesela çok dehşetengiz Tolstoy tasvir şeyleri vardır, değerlendirmeleri vardır. Dostoyevski değerlendirmeleri vardır, sanat değerlendirmeleri vardır. Hatta mesela Anglo-Saksonlar üzerine yapmış olduğu bir değerlendirmede Anglo-Saksonların iktidar kavrama noktasında Müslümanlara çok benzediğine dair çok önemli argümanları vardır Aliya'nın o noktada. Mesela sanat konusunda Müslümanların itidal gene aynı şey. Çünkü o İslam'a din olarak da bakmaz. İslam'a İslam olarak bakar. Evet. O bağlamda baktığınızda itidalli olmanın sanat tarafının
İslam'da mimariyle tezahür etmesini de orada görür. Çünkü der ki mimaride hem madde olan taraf vardır hem de manevi olan taraf vardır. Sat sanata icra edilemez, sat madde olana da icra edilemez. Yani mesela şöyle söyleyelim, kendi amacından aşkın bir sanat eseri oluşturulabilir mi? Evet, oluşturulabilir. Yani nihayetinde müze böyledir. Müzenin içinde siz müzelik şeyleri sergilersiniz ama müze binası müzelik bir şey değildir. Dolayısıyla mimari bir anlamda sanat olmayı aşan bir noktaya getirir hikayeyi öyle baktığınızda. İşte Begoviç bunu gördüğünde şunu söyleyebiliyor. Diyor ki işte Müslümanların sanatının mimaride daha fazla yükselmesinin sebebi hem maddi tarafına bakıp hem de manevi tarafına bakmasıdır. Yani hem form hem de fonksiyon ikisini beraber yürütmesidir gibilerinden. Bu tip şey değerlendirmelerin oldukça fazla olduğu ve çok ufuk açıcı bir kitaptır. Eğer okumadıysanız size okumanızı bugün da tavsiye ederim. Bugün o ruh yok ama sanki. Tabii ki bu bir ruhla ilgili bir şey. Bugünün insanı tamamlanmış olanı daha fazla seviyor. Yani eksiltili olanı değil. Ve hazır olanı alıyor. Yani, tabii çünkü imgesel olan sizi yorar. Niye yorulsun bugün, ki? Bugün hani Türkiye'nin gözbebeği İstanbul'da mesela o eskide gördüğümüz binalar, o hayranlıkla önden geçerken işte Büyükada'da, Beyoğlu'nda geçerken bir hayranlıkla baktığımız binalar değil, daha çok batıda ilk örneklerini gördüğümüz gökdelenler var. Şimdi tabii ki yani bu gökdelenler bir de şöyle bir tarafı var. Demek mesela, ki o derinlik yani gitmiş, o tarafa doğru tabii, kaymış. Tabii çünkü insanoğlu daha çabuk tüketebiliyor. Şimdi tekrar o kulak merkezli ve göz merkezli dünyaya döndüğümüzde tabii gözün baktığı ettiği şey daha çabuk tüketilebilir çünkü tamam. Çünkü size ait çok fazla bir şey yok. Yorumlamıyorsunuz çünkü. Şimdi öyle baktığımızda mesela benim küçüklüğümde Barış Manço'nun Dağlar Dağlar isimli şarkısı 5-6 yıl dinlendi kızım. 5-6 yıl. Hala dinleniyor. Hala dinleniyor. O ayrı bir şey ben ama 5-6 yıl. 5-6 yıl devamlı sokaklarda kaset çalar satan her yerlerde falan dinleniyordu. Bugün mümkün. Şimdi 6 ay dinlenmiyor kızım. Evet. Niye? Çünkü artık gözle alıyoruz. Daha paketlenmiş bir hale geliyor. Daha böyle nesneleştiriyor. Daha nasıl söyleyeyim? Daha böyle satışa, sunuma elverişli bir halde olduğu için çok çabuk alıyorsunuz. Üstünü kapatıyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Ama öbürü öyle değil, üretiyorsunuz. Mesela siz, nedir? Dinliyordunuz. Şimdi seyrediyor. Bakın şiirde klip çekiliyor artık. Şiir dinlenme unsuru olmaktan çıktı. Seyredilebilir bir unsur haline geldi. Bu kötü bir şey. Yani bu farklı. Halbuki şiir söylenir. Yani temelde baktığınızda şiir yazılmaz bile yani söylenir eğer kadim noktasına işin taşırsak. Böyle bir tarafı var bu hikayenin. Onun için bugünün insanı çok daha böyle tüketebilir, çok daha böyle etrafındaki şeyi anlamsızlaştıran. Sanıyorum Eco'ydu. Diyor ki bütün anlam tabakalarını diyor bir soğanın katmanları olarak düşünün diyor. Ve hepsini soyduğunuzu düşünün. Artık cücüye geldik diyor yani artık anlam yok diyor. Şimdi dolayısıyla insanın anlam olmadığı bir yere kendini taşıması çok farklı bir şey, çok hazin bir şey. Niye? Oradan çünkü üretebileceği şeyler çok az. Bu bir anlamda individüalin başladığı da yer. Batı tipi üretim ve hatta tüketim şeyinin, konseptinin egemen olduğu her insan tipolojisinin varabileceği sonuç noktaymış gibi geliyor bana bu. Bugün üretilebilecek şey belki geçmişte bulunamayan bir şey değildir de sadece bugünün kendisi olabilir. Bugünün kendisini algılayıp bugün üzerine konuşulabilir belki. Hani hep derler ya hani konuşulan konuşulmuş, anlatılan anlatılmış, evet. Bize bir şey kalmadı gibi. Belki bugünün kendisini doğrudan merkeze alıp. Şimdi aklıma cümlenizi duyduğumda Fritzhof Schoen geldi. O şöyle bir cümle kurmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam, güneş görmeyen hiçbir kelime yok. Dolayısıyla yeni bir şey söylemek çok zor. O zaman bizim yapmamız gereken şey bir şeyleri yeniden söylemek der Fritzhof Schoen. Belki sanatın doğasında da var olan bir şey bu. Çünkü yaratı bir şeylerden ilham almakla eğer gerçekleşen bir şeyse, ki burada da şeyi fazla kullanıyoruz. Dolayısıyla siz onu tekrarlamazsınız. Siz onu yeniden
sürümünü ortaya koysunuz. Ve bu da sizin bir şeyleri yeniden ortaya koymanızı, bir şeyleri yeniden söylemenizi sağlar. Şimdi böyle baktığımız zaman tabii günümüzde zamansallık her şeyi daha bir aşar bir şekilde, daha bir görünür olan bir şekilde ortada. Mekan üzerinden ama kavranan bir şey. Yani zaman, çünkü daha ziyade kulak merkezli bir şeydir. Mekan göz merkezlidir ama zamanı biz göz merkezlilik üzerinden kavruyoruz. Mekan üzerinden kavruyoruz çünkü. Dikkat ederseniz insanlar birbirlerine şu şekilde soru yöneltebiliyorlar. Efendim sizin eviniz şehrin merkezinde kaç dakika uzaklıkta? Kaç kilometre demiyor artık eskisi gibi. Dolayısıyla siz artık zamanı mekan üzerinden değerlendirilen bir safhaya doğru geliyorsunuz. Bugün olan biteni aslında bir anlamda bizim kulak merkezli bir evreni kaybetmemizden sonra kalıcı bir şekilde bu hale gelmesinden kaynaklanıyor. Bana öyle geliyor. Bu hayatta bir rol modeliniz, bir kahramanınız var mıydı? Tabii benim peygamber var. Yani benim için çok önemli bir rol model. Yani ötesini, ama bakınca ötesini de göremediğiniz bir şey bu. Yani tabii bu yine benim öznelliğimle ilgili bir şey. Ama öyle bir şey bu. Müthiş bir şey. Müthiş bir büyüklük, yani karşılamıyor. Farklı bir şey yani. Öyle değil. Kapsayan bir şey. Peki filmler ve kitaplardan bahsedecek olursak, sevdiğiniz filmler, sevdiğiniz kitaplardan hangilerini sayabilirsiniz bize? Yani Solaris'i seviyorum. Bir şey söyleyeyim mi size? Bugün biz kitap bölümümüzde Stanislav Lem'in Solaris kitabını anlatacaktık zaten. Bundan sizin haberiniz yoktu. Yani çok fazla... Film olarak mı, kitap olarak mı dediniz? Film olarak. İçine girip üretebildiğim ne varsa onu seviyorum. Yani kısacası benim zihnime bir çengel atan hangi cümle varsa bir yerde o beni ilgilendiriyor. Dolayısıyla orada o çengelin peşinde hani gidiyorum. En temeldeki soruları birkaç farklı soruyu film boyunca soruyor. Senelerdir listemdeydi ama bir türlü izlememiştim o filmi. Güzel. Dün gece izlemeye başladım. Çok uzun olduğu için sabah bitirdim. Öyle bir ilginç tesadüf de olmuş oldu. Hani filmini de bilelim diye, çünkü onu da... Kitap noktasına gelince tabii yani nihayetinde şu var. Mesela bir kitap olarak sokağı çok seviyorum. Çünkü sokak okunabilecek bir yer. Okuyorsunuz, ediyorsunuz. Maddi bir kitap olarak baktığınızda tabii yani beni çokça ilgilendiren, dediğim gibi Aliya İzzet Bekoviç'in kitabını birkaç kez okumuşumdur. Yani çok hoşuma gitmiştir. İkbal severim. Mesela Muhammed İkbal. Onun sanıyorum yanlış söylemiyorum. İslam Düşüncesi'nin Yeniden Teşekkülü müydü? Öyle bir kitabı vardı. O çok güzel bir kitaptır. Çok kötü bir çeviri olmasına rağmen. Yani o tip baktığım, kendimi bulduğum, işte efendim gençlik noktasında ne yapmalı? Yani İkbal bir yerde sorar Pesibayet Kert diye. Ne yapmalı diye verdi, sorduğumuz o soruya. Verebileceğim cevaplar noktasında baktığımda çok ısındığım, kendilerinden çok şeyler aldığım kitaplar bunlar. Bugün tekrar yeniden baksak belki ilgilerim daha farklı yerlere gidecek. Daha farklı şeyler olacak ama ilk etapta böyle bir tarafı var bunun. Tabii şiir de var bunun içinde. Mesela Necip Fazıl var mesela benim için önemli bir... Size en ilham veren şair. Şairler diyelim. Yani mesela Necip Fazıl tabii ki öyle. İsmet Özel, Sedai Karakoç. Tabii yani Nazım dili iyi kullanır, iyi eder. Ses var. O Cemal Süreya, Ahmet Arif. Tabii bunlar bir şey, Cahit Zarifoğlu. Yani mesela onun şiiri kurtardığı yer diğerlerinin hepsinden farklı. Yani o şiir oradan nasıl çıkıyor onu bilemiyorsunuz. Çok özel, çok özgün bir şey. Ha belki
dile getirmek açısından diğerlerinkinden daha zor dile gelebilir. Yani. Ama oradan çıkış anlamında baktığınız zaman, işte o imgenin kurgusallaştığı yer anlamında baktığınız zaman çok farklı bir yer orası. Bir şeyi açıklamak kolay da sanki imgeleştirmek daha zor gibi geliyor bana. O yüzden şair olmak ve iyi şiir çok zor bir şey gibi geliyor bana. Şiir okumaktan korkarım ben mesela. Tabii şimdi şu var. Salt iyi bir imge, iyi bir şiir anlamına da gelmiyor. Tabii niye? Ki. Çünkü çiliğin bir de dilde iyi durması lazım. Konuşur gibi akması lazım. Yani başka bir çünkü başka birine geçiriyorsunuz siz kendiniz uykunuzu. Dolayısıyla sadece bir etmen üzerinden şiiri değerlendirmek de çok doğru bir şey değil. Tabii ben şimdi detaylarına falan kaçmak da istemiyorum. Yok efendim 20. yüzyıl şiirdir aslında yani. Yani Fuzuli hala Fuzuli'dir yani. İşte atıyorum 15. yüzyılın şairidir diye Fuzuli'yi katlayıp bir tarafa koyamıyorsunuz. Çünkü sizin dil varlığınız içinde en önemli yere denk gelen hala Fuzuli yani. Dolayısıyla öyle efendim yok dönemsel bilmem ne falan. Böyle bir şey yok. Ha nedir? Kendi döneminin dilini kullanma vardır. Ama eğer siz iyi bir şey yapacaksanız kendi döneminizi dile alıp o kadim dilin içinde İyi bir ses haline getirmeniz lazım. Yoksa, zaten zenginleştirmeyi sağlamak için hepsini bir arada tutabiliriz. Tabii ki. Yani bu aynı zamanda aynıdır. Felsefe de böyle yapılır. Roman da böyle yazılır. Şiir de böyle yazılır. Yani zannetmeyelim ki şiirin çıktığı yerle felsefenin çıktığı yer ayrıdır. Hayır. Eflatun dünyanın gelmiş geçmiş en büyük şairlerinden bir tanesidir bana kalırsa. Tolstoy için derlermiş ki Tolstoy Rus dilinin en büyük şairlerinden birisidir. Tolstoy da şiir yazmamış benim bildiğim kadarıyla. Ama böyle bir tarafı var hikaye. Niye? Çünkü aynı tabana basıyorlar. Aslında iyi bir matematikçi, yani kurgusal anlamda matematiği kurgulayan bir zihinle şiir yazan bir insanın belki bir derece farkı vardır ama bir mahiyet farkı yoktur. Aynı yere basıp aynı şiiri yazar, aynı yere basıp matematiği. Bir tek tarafından yayınlanan bir kitap vardı. Şu anda adını unuttum. Orada bir matematikle ilgilenen birisi mülakat yapıyordu. Dönemin önemli matematikçilerinden bir tanesi. Şimdi isim vermeyi istemiyorum çünkü telaffuzum çok iyi değil. O bağlamda 20. yüzyılın önemli bir matematikçisine gidip soru soracaktı. İşte daha henüz sorular başlamadan önce ısınma hareketlerinde o matematikçi kendisinin de arkadaş olduğu başka bir matematikçiyi o insana sorar. Röportajı yapana. Der ki o ne yapıyor? Efendim der o matematiği bıraktı. Peki ne yapıyor der? Şiir yazıyor der. Cevap nedir biliyor musun? Eyvah demek ki hayal gücünü kaybetti. Yani çünkü matematik ciddi anlamda muhteşem derecede bir hayal gücü gerektirir. Şiirden de fazla. Ki ben şiir yazan birisi olarak bunu söylüyorum matematik bildiğimden değil ama hissettiğimden. Çünkü evrenin bir hareketini siz formüle ediyorsunuz. Bunu formüle etmek için de önce güçlü sorular sormanız lazım. Hayır, zihniniz güçlü, hayal gücünüz çok güçlü olması lazım. Yani muhteşem bir şey bu. Yani oraya kadar gidiyorsunuz. O evreni tahayyül etmeniz lazım ki evreni tahayyül etmek ne kadar zor bir şey. İşin içinde zaman var, mekan var, solucan deliği var değil mi? Yani atıyorum işte galaksiler falan filan. Şimdi böyle zor bir şey bu. Bunları siz bütünüyle zihninizde tutacaksınız ve onları bir de formüle edeceksiniz. Bunlar farklı bir şey. Böyle bir tarafı var işte hikayenin. Dolayısıyla matematiğin başladığı yer şiirin de başladığı yerdir. Ha derinlik açısı ayrı bir şey. Birisi daha derindir, birisi daha yufkadır. Roman da öyledir. Hatta bir şey yapmaya başladığınız andan itibaren, o kurgusallık zihninizde ilk belirdiği andan beri siz aslında bir tür sanat yapıyorsunuzdur. Siz aslında bir tür şiir yazıyorsunuzdur ama farklı malzemelerle bunu gösteriyorsunuz demektir. Evet. Evet. Peki bu hayatta şunu mutlaka görmek isterdim dediğiniz bir ukdeniz var mı içinizde? Ya da gördüm. Bunu başarmış oldum dediğiniz. İsmet Özel diyor ki her şeyi gördüm, işim rahat diyor. Şimdi ben tabii her şeyi görmedim. Şimdi görmemek insana ne kazandırır? Görmek ne kazandırır? Görmek ne kaybettirir? Bunlar önemli bir şey. Bir şeyi görmeden, eğer nesnesi olan bir şeyse bu,
sizin için görmediğiniz bir anlamda daha önemli hale gelebilen manevi şeyler var. Bir şey de olabilir. Burada. Tabii mesela bir şehir vardır. Tahayyül eder. Mesela benim kafamda Hafız'ın şiir yazdığı bir Şiraz var. Belki gidip görsem o Şiraz bitecek. Ama o güller içinde, işte Hafız'ın imgeler kurduğu, işte sevgisine bir şeyler söylediği bir Şiraz var benim kafamda. Bu benim imgeselliğimle beraber tamamlanan bir şey. Benim kendi kurduğum bir şey. Ben o Şiraz'ı görmek istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani bu bir cümle de olabilir. Bir cümle kurarsınız ve tamam ben bunu inşa ettim dersiniz. Tabii ki öyle bir taraf. Hani o cümle bir türlü tamamlanamaz ya. Ya kitabı mukaddesteydi sanıyorum. Şahin Uçar çevirisiydi bu. Derdi ki öyle bir ayet var. Çünkü her şey eksiktir ve insan söz söylemeye kadir değildir. Hı. Aslında insan söz söylemeye kadir değil. Aslında söz insanı bir yere taşımaya da kadir değil. Çünkü varlıksınız siz. Varlık, sözel olmak varlığı çok indirgenmiş bir taraftır. Mesela bize en büyük atılan sanal kazık dildir. Yani düşünebiliyor musunuz bir nesneyi? Kalem denilen bir nesneyi siz alıyorsunuz, ses partikülleriyle bir arada başkasına gönderiyorsunuz ve o da onun kafasında da şu canlanıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Çok farklı bir şey değil mi bu yani? Dolayısıyla böyle bir tarafı var dilin, böyle bir sanallığı var. Sizi alır, gerçeklikten koparır, sanal hale getirir ama işin enteresan tarafı bir gönderme olarak da size kafanızda bir gerçeklik kurar. Yani, o da sanal bir gerçeklik. Yani dolayısıyla bilgisayar dilin sanallığının yanında hiçbir şey değil. Muhteşem bir sanallık var çünkü ortada. Çünkü bilgisayarın dönüştürdüğü şey yine nesneyi kendi üzerinden dönüştürmek. Orada bakıyorsunuz o nesne orada. Ama dilde öyle değil. Ses partikülleri halinde dönüştürüyorsunuz. Bu korkunç daha bir büyüklük. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman insanoğlu sürekli olarak bir tür sanallığın içinde yapıyor. O anlamda gerçeklik nerede diye sorduğunuzda dilin de daha ötesinde bir yerdemiş gibi geliyor bana. İşte UNESCO'nun şeyi belki de orada. Yani kelime de bir şey söylemez dediği yer belki de orası. Aslında işte orada sükut da bir şey söylemiyor işte UNESCO'ya göre. Öyle bir tarafı var gibi. Evet. Evet, bir şiir bölümümüzde biz bu hafta özellikle bir şiir seçmedik. Çünkü konumuz zaten bir şair. İstedik ki kendi şiirini kendisi seçsin. Sizden, sizin şiirinizi dinleyebilir miyiz? Bulayım. Burada bir şiirim vardı. Onu bulayım ondan sonra inşallah size okumaya çalışacağım. Evet, Gün Bitti diye bir şiir bu. En son yazdığım şiir. Onu takdim edeyim. Gün bitti. Bitti zahir. Bütün ezberler gibi dilimi cümlenin yanına getirdim. Anlam bitti. Üşüdüm. Sonrasız bir bahsin tam ortasında yüreğim kor, menzilim ezelden yaralı. Yol bitti. Haddeden geçmeden daha emellerim zamandan ve mekandan koparak yüklenip gitmekle künyeli ayaklarıma derman bitti. Huzura varmadan daha içimi kavuran göklü bir ateşti heves. Gönlüm bitti. Yakarak kendini aşk meydanında hem gruba akıttı kanını bütün albenisiyle kırmızı rengi ilk defa böyle hissettim. Fer bitti. Denizin karnındaki şavkla vedalaşarak geceye devretti elinde ne varsa güneş, zamanın ışıkla oynadığı oyun bitti. Ötekine uzattığım eller, zarfına bir parça kendimi koyduğum ucu yanık o mektup, sesimle tınıya verdiğim anlam, ah bir seyirdi yaşamak deyip derdimi peşimde sürdüğüm o yokuşlarda içimde mayalanan delice bir şehirdi Samsun, o da karanlığında kaybolduğum bir gece bitti. Bitti elimde avucumda ne varsa güle dair. Bülbüle nazire edercesine bitti hem de. Dedim ya akşam vakitiydi, ufukla eğleniyordu zaman. Metruk bir duygunun hemen kenarında beyaza hiç aldırış etmeden yakama taktığım karanfil bitti.
Sevgiliye gönlümle verdiğim bir tutam çiçekle soldu elim. Gözümle gördüm, utancımdan avucum bitti. Hem bitti evvelinde yeşerttiğim cümleler, dilimin ucunda alıcı kuşlar dadandı bahçelerime. Kuşluk vakti öten sakam bilinmez bir vakte gitti. Nice emel bitti bu meydanda, her madeni oyan elmas uçlu bir kalemdi gençliğim. Geç anladım, o da son bir arzuda kayboldu gitti. Ne yapsam boş, ne eylesem nafile, her ömür gibi gündüz gözüyle görülen bir rüyaydı benimkisi, gün bitti. Evet. Çok sevdim ben şiiri. Teşekkür ederim. Sanki biraz ölüme övgü gibi geldi ama. Yani Covid döneminde yazılan bir şiirdi. Bir şahıs öyle oldu. Samsun'da grup vakti çok güzeldir. Evet. Ama Konya'da daha güzeldir. Ben Konya'da okumuştum. Evet, evet, ben de. Konya'ya gitmek çok kolaydır. Enteresan bir şekilde uzun bir yol gidersiniz. Gitmek çok kolaydır, dönmek çok uzun sürer, evet, Konya'dan, evet. Ve ilk kez gittiğimde Konya'ya akşam vaktiydi. Muhteşem bir grup karşılamıştı beni. Değil mi? Evet, kırmızı, turuncu, mavi, mor, pembe, hepsi bir arada dümdüz bir ovanın üzerinde sanki böyle hoş geldin der gibi. Evet. Samsun'da da güzeldir ama şiiriniz bana o anı yandı. Böyle hatırlattı. Evet. Yani tabii benim de bir Konya geçmişim var. Konya'ya ilk gittiğimde ben ne zaman Samsun'a döneceğim gibi bir duyguyla işe baktım. Tabii bu 2-3 yıl sürdü. Daha sonra da ben Konya'dan nasıl dönmem diye bir duyguyla baktım ve 7 yıl sürdü benim Konya maceram. Dolayısıyla Konya farklı bir yer, farklı derinlikleri olan bir yer. O derinliği size hissettirmeyen, zamanla ancak algıladığınız bir şey, bu göremezsiniz. Solaris'teki o deniz gibi olabilir. Göremezsiniz Konya'yı, algılarsınız. Konya farklı bir şeydir. Yani o derinliklerle beraber var olan bir şeydir Konya. Dolayısıyla tabii Konya'nın benimdeki izdüşümleri de çok güçlü, çok farklı, çok imgesel hatta öyle diyebilirim. Çünkü benim için de öyle. Çok farklı bir yer Konya. Düşünerek yaşadığınız zaman her şey bir imgeye dönüşüyor ki bence öyle de yaşanması lazım. Yani mesela en çok gözümüzün önünde olan işte büyük insanlar ya da peygamberler, hayatlarına baktığınızda hayatları bir imge gibi. Evet. Ama bu bize sanki uzaktakiler ancak, onlar ancak öyle olabilirmiş, evet, gibi geliyor ama aslında biz de öyleyiz. Kesinlikle. Kendimizin ucundan dışına çıkıp bakabilirsek tabii, eğer, ucundan, kendi kesin hayatımızı yorumlayıp belki daha güzel noktalara isabet edebiliriz, daha doğru kararlar, evet, verebiliriz. Teşekkür ederim katılımınız için. Ben teşekkür için. Ederim. Hem istifade ettik hem nasıl diyeyim, kendimi çok iyi hissettim. Şiiriniz, eyvallah, çok güzeldi bu arada. Çok sağ olun. Bunu bir kez daha ifade etmek, eyvallah, isterim. Eyvallah kızım. Bizi onurlandırdınız. Onur teşekkür bize ederim. Ait. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok memnunum. Renkahengin bu bölümünün sonuna geldik. Bizim programımızla ilgili yorum kısmında lütfen fikirlerinizden bahsedin. Yavaş yavaş artık programlarımızın sonuna geliyoruz. Güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz. Yeniden başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.